İslam'da sanatçı hayata nasıl bakıyorsa, yaptığı eserindeki o bakışın aydınlığı da her pencereden o eseri ziyaret eden bütün gözlere öyle görünür. Sanat, muhabbeti ve aşkı doğurur. İnsana sevme arzusu verir. Kendinden daha yüce olanla bağ kurma, yaratılışını ve yaradanını tefekkür etme isteği uyandırır. İsmim Emine Çepni. Manisa 1969 doğumluyum. Eşim ve kızlarımın desteğiyle bu güzel sanatı icra etmek bulunmaktayım. Hocalarımın vermiş olduğu destekle bu sanatın inceliklerine vakıf olup ecdattan aktarılan güzel bezemeyi tekrar gelecek nesillere aktarmak gayemizdir. Tesip bizim geleneksel sanatlarımızda hattan sonra gelen en büyük gelenekselimizdir. Eserlere baktığımızda hayran olmamak imkansız. Bunu görünce ben de çok güzel eserler vücuda getirmek istedim. Bunun kuralını hocalarımızdan kesinlikle bir disiplin çerçevesinde severek, aşkla yapmanın manasını kavramış olduk. Nihayetinde yaptığımız iş Allah-u Teala'nın kelamını süsleyerek ondan bereketlenmek. Hocamız bize bu sergiye haber verdiğinde yaklaşık bir ay gibi bir süremiz vardı. Esma-ül Hüsna ve Hilye Şerif sergisiydi. Hilyem hazırdı. Esma-ül Hüsna için de hattatımı aradım. Hattatımız Hadi Bey El Fettah'ı yazacağını söyledi. Çünkü manası o kadar güzel ki açan anlamında. Hayırları açan, kilitleri açan bir müjdeleyici anlamı ifade etmektedir. Ecdadımız bütün büyük işlerine başladığı zaman hep Fetih Suresini okuyarak El Fettah dile getirmiştir. Biz de inşallah bunun bereketiyle bu işe vakıf olacağız. İslam sanatları Selçuklu'dan Osmanlı'ya değin bir zevk-i selim ve inşirah alemi içinde gelişmiştir. Kalplerin Allah'ı zikrederek tatmin olduğu evlerin hüsnü hatla kendisini süslemesi, ilahi kelamı teshib ile övmek bu toprakların en kıymetli hasletlerinden biri ola gelmiştir. El Fettah bezeme yaparken dedim ki bu çok farklı olmalı. Bu beni çok heyecanlandırdı, bir o kadar da yordu. Çünkü El Fettah aynı zamanda Allah-u Teala Esma-ül Hüsna'sı olduğu için çok ağırdı. Gece gündüz çalışarak bitirdim. Gelenek bizde geleceğin teminatıdır. Akımlar, modalar, bize ait olmayan zevkler sabun köpüğü gibi gelip geçerken kadim sanatlarımız aynı ihtişam ve iştiyakla yarınlara kendilerini naklederler. Biri gelir ve o kalemi tutar. İşte hanımlarımız. Geleneksel sanatımızda olan tesip bütün kadınların birazcık vakitlerini ayırarak yapabilecekleri en güzel uğraşlardan bir tanesidir. Çok sabır isteyen ama bir o kadar da size öğretici, eğitici, belli bir disiplin altında çalıştığınız zaman tüm güzelliklerinizin ayağına serildiği bir eser olduğunu göreceksinizdir. Ruhumuzu cezbeden, bizi ecdatla köprü oluşturan bu tesip sanatında herkese o örnek olmak amacımızdır. Tesip sanatı çok eski çağlarda İran'da, Tebriz'de başladı. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bu güzel sanatı oradaki sanatçıları ülkemize getirerek saray nakkaşhanesinde topladı. Bunu tek bir çatı altında icra etmek için sanatın en güzelliğini ortaya çıkarabilmek adına bütün ustaların gözetiminde bize bu sanatı miras bırakmış oldu. Emine Çepni gibi sanatçılarımız, bin yıllık bir estetik hazinesinin üzerinde oturduğumuzu gören ve bu büyük geleneğe kendilerini ekleyen kıymetlerimiz olarak karşımızdalar. Hikmeti ve güzelliği tefekkür etmenin yollarında sanatlarıyla bizleri karşılıyorlar. Gözlerimizi güzellikle eğitelim ki, kalplerimiz onu yaratanı zikre hazır. Böyle güzel büyük bir organizasyon içerisinde yer aldığım için başta Yıldız Holding'in sahipleri olmak üzere İbrahim Ethem Gören beyefendiye ve hocam Serap Bostancı'ya çok teşekkür ederim.
Böyle bir güzel sergi bizim diğer eserlerimizde motive olmamıza en büyük destek olacaktır. Emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Birbirinden kıymetli 75 sanat eseri tablolar 18 Haziran tarihine kadar Yıldız Holding sergisi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.